Hepinize mutlu akşamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum her şeyden önce. Bugün genç bir futbolcuyla röportaj yaptık Radyo Spor'da. Özel ve uzun bir röportajdı. Cenk Özkaçar'dan bahsediyorum. 6 ayda oynamaya başladı. Çok fazla oynamadı. Sezonun tamamında doğrudan oynamadı ama bu sezon 9 maçta gösterdiği etkili performans nedeniyle büyük takımların gündemine geldi. Şimdi transferinde ne olacak? Bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmadan önce Cenk'in iki özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bir kere çok bilinçli, iyi eğitilmiş bir çocuk. Her şeyden önce bunu ailesine borçlu. Tebrik etmek gerekiyor. Çevresindeki insanlar onu doğru yönlendirmişler. Şunu söylüyor. Sağlam bir mentaliteye sahip ki bu yaşlarda 17, 18, 19 yaş içindeki genç futbolcularda bunu bulabilmek maalesef ülkemizde, Türkiye'de çok mümkün değil. Ama Cenk doğru bir felsefeye sahip. Bunu gördüm net bir biçimde yaptığımız röportajda. Şunu söylüyor. Büyük takımların gündeminde olmak, onların beğenisine mazhar olmak beni değiştirmez. Ben bu sevgiye, bu ilgiye layık olabilmek adına üzerimde daha fazla sorumluluk hissediyorum ve daha çok çalışmam gerekiyor. Bunu biliyorum diyor. Bu çok önemli bir şey. Gelişim için, sürekli başarı için son derece önemli bir özellik ve çok önemli bir karakter özelliği her şeyden önce. Bunun altını kalın bir biçimde çizmek lazım. O yüzden tebrik ediyorum onu. İkincisi, hangi özelliklerin iyi olduğunu, hangi konularda çalışması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani kendini tanıyan bir futbolcu. Dışarıdan söylenenlere göre hareket edip de bir değerlendirme yapmıyor. Kendi özelliklerini biliyor ve eksiklerini de biliyor. Bu eksikleri gidermek için yapması gerekenleri de planlamış. Yani bilinçli, kendini tanıyan ve hedefi olan ve hedeflere sıkı sıkıya bağlı bu yolda yürüme iradesine sahip bir futbolcu. Bunu da net bir biçimde gösterdi. Bu iki önemli özelliğin altını çizelim. Çünkü bu iki önemli özellik bir futbolcunun başarılı olmasını, profesyonel kariyerinde sürekli başarıyı yakalamasında temel etkenler. Bence ileride Avrupa'da ülkemizi iyi bir ligde temsil edecek. Tıpkı şu anda Çağlar Söyüncü'nün yaptığı gibi. Enteresan bir şey. Çağlar Söyüncü'nün de temsilcisi Mustafa Doğru'ydu. Bir süre önce Çağlar'la ayrıldılar. Şimdi bir başka genç stoperin, az önce bahsettiğim Cenk'in menajeri ve temsilcisi Mustafa Doğru. Şimdi Cenk transfer konusunda bazı şeyler söyledi. Elbette ki 4 büyük takım ama özellikle Trabzonspor ve Galatasaray onun transferiyle ilgileniyor. Ben şunu net bir biçimde sizlere söyleyebilirim. Müzakere konusunda, transfer müzakere konusunda, müzakereleri konusunda Trabzonspor önde. Yani 6 ayla pazarlıklara başladı ve daha yoğun bir biçimde Cenk'in transferini arzu ediyor. Elbette ki Galatasaray'ın da gündeminde çünkü Fatih Hoca onu Antalya'da 6 ayla yapılan Ocak ayındaki hazırlık maçında çok beğenmişti özelliklerini. Beğendi ve potansiyeli olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde ki Emin Bayram altyapıdan yetişen stoperle birlikte belki de Fatih Hoca ileride savunmanın merkezini bu ikiliyle oluşturmak istiyor. Böyle bir planı da olabilir. O bakımdan Galatasaray'ın da gündeminde ama bir kez daha altını çizelim. Trabzonspor pazarlıklarda daha önde ve daha istekli görünüyor şu aşamada. Her şey değişebilir. Ancak transferi Türkiye'de mi olur yoksa yurt dışına gidebilir mi? Yurt dışından da izleyen takımlar var. Bence Cenk Özkaçar yurt dışına gidecek. İlk planları bu. Eğer oluyorsa yurt dışına gidecek. Çünkü Mustafa Doğru, Cenk'in temsilcisi daha önce Çağlar'ı da bu yöntemle yurt dışına götürmüştü. Altınordu'dan, 1. Lig'den Bundesliga takımına, Bundesliga 1 takımı Freiburg'a götürmüştü ki Freiburg'u o dönem büyük takımlar Çağlar'ı istiyor olmasına rağmen bilinçli olarak seçmişlerdi. Niye? Barcelona'da istiyordu. Niye Freiburg'a gitti? Çünkü Freiburg'da sürekli oynayacak ve kendini geliştirme imkanı bulacaktı Çağlar. Aynı yöntemi şimdi bence Cenk Özkaçar için de deniyorlar ve sürekli oynayabileceği bir Avrupa takımını tercih edecekler. Eğer bunun koşulları oluşmuşsa Altay'dan doğrudan yine Avrupa'nın önemli liglerinde ama çok üst düzey olmayan bir takıma gidebilir doğrudan oynamak ve kendini geliştirmek adına böyle bir kariyer planlaması yaptıkları kanaatindeyim. Bunun koşulları oluşmamışsa yurt içinde Trabzonspor ya da Galatasaray'dan bir tanesine transfer olacak Cenk Özkaçar. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceğim bu kadar. Hepinize tekrardan mutlu akşamlar diliyorum. Bir başka videoda buluşuncaya dek. Hoşça kalın.